Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan Beyefendi programımızın açılış konuşmasını gerçekleştirmesi için ben kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Başkanım, muhterem üstadlarımız, peşkadem, çoğunlarımız, serttaş kardeşlerimiz, lider rehberlerimiz, aziz milletimiz, hemmeylerini bugünkü Şerqi Türkistanlıklar kardeşlik uçuruşa kadem teşrif kılgallıkları için karşılığımız ve rahmet ve minnetimi yetkizimin. Allah Teala hemmeylerinin bu birlik beraberlikini daim kılması inşallah. Aziz kardeşler, değerli misafirlerimiz, elbet bu karşılama beyanımızı Türkçe yapacağım. Kardeşlerimiz, bugün nihayette muhim bir gün. Bir bayram günü. Her noktadan bir bayram çünkü 18 devletin Şerqi Türkistan davasına yetekçilik kılvatkan bağırlık çoğun teşkilatlarımızın ki rehberleri, liderleri, vekilleri ve başka dini alimlerimiz, ziyanilerimiz, aksakallarımız hemmeyle durdu. Ve bu zalda yanı başta okşamakan fikir, okşamakan prensip üstüde hizmet kılvatkan bağırlık kardeşlerimiz Şerqi Türkistan evlatlarına mı bir yagi geldi ki biz için bu bir bayram günü. Şunun için beyd kıldığan gipimiz bir bayanat boğallık için ahbarat kımı. İnşallah kısa bir Türkçe bayanat şekilde bir açıklamamız buldu. Aziz kardeşler, bağırlık kemçilliklerimiz, hatalıklarımız, noksanlarımız ile birge. Yanına biz bugün birlik beraberliknin bayrağını, meşelini, ağamçısını kolumuzdan düşünmeyen olsak bu bir ümittir deyimiz kardeşler. Çünkü biz insan, hatalık bizge ait. Biz daim özümüzü ıslah kılışka, şikleri izlerimizle uçukluyumuz, talışımız, terkişimiz, hemisi Şerqi Türkistan azatlıkı, milletimizin hürriyeti üçündür kardeşler. Bunun için bundan kim mi inşallah bu kardeşlik ruhunu terik tutuşka, hatalıklarımızın yenişka, kol dolunu doluğa mürüge çaplap, mümiş arzuyumuzu, isteklerimizi, halkımızın ama başında çünkü bir talep ve takızasının bağlıkını hiçbir zaman unutmayan halde inşallah bu kademlerimizi ilgirletip mağiverimiz. Allah Teala bizge bu birlik beraberlikimizi, küç kuvvetimizle aşıyorsun. Aziz kardeşler, hazır ben bu içiliş noktasını hem bir bayanat şekilde boğallık için Türkçe başlayayım ben dedim. Değerli başkanlarım ve hazirun. Bugün 11. Dünya Doğu Türkistanlar Kardeşlik Buluşması. 2. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden aramızı teşrif eden tüm kardeşlerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygılarımı iletiyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Cemiyetimiz 2009 yılında merhum Üstad Abdülhakim Han Mahdum ve kanaat önderlerimizden Abdülkadir Yapçan hocamızın destek ve himayeleriyle başlayıp süre gelen dünyanın farklı ülkelerinden Doğu Türkistanlı aydın akademisyen, ulemalarımız, kanaat önderlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davamıza gönül vermiş hizmet kervanının kıymetli insanlarının katılımıyla Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması kamp faaliyetinin düzenli olarak tertip ede gelmekteyiz. 2009'da başlattığımız Dünya Doğu Türkistanlar Kardeşlik Buluşması'nın ilk başladığı günlerde Urumçi katliamı ile sarsılmış olsak da Allah'a hamdolsun ki Doğu Türkistan davası adına yurt dışındaki Doğu Türkistan toplumu ve davayı omuzlayan teşkilatlarımızın mevcudiyetini ve etkisini arttırmak için gerekli olan kardeşlik ve birliğin devam etmesi için
sürdürdüğümüz bu kardeşlik meşalesini sebat ve kararlılık ile günümüze dek başarıyla taşıma bahtiyarlığını yaşamaktayız. 10 senedir coşku ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden daha da istek ve zindeliğimizi koruyarak teselsül ile düzenleye geldiğimiz Doğu Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve kamp faaliyetini dava arkadaşlarımız ve gönüldaşlarımızın gayret ve himmetleriyle Türkiye'deki kardeş sivil toplum kuruluşları ve belediyelerimizin de maddi ve manevi destekleri ve aksakallarımızın duaları neticesinde 11. yılına adım atmanın hedeflenen maksatlara büyük ölçüde başarılı bir şekilde ulaşmanın memnuniyeti ve heyecanını yaşamaktayız. Arkamıza baktığımızda Çin gibi dev gücün oluşturduğu engel, baskı ve sıkıntılar dışında kısıtlı şartlar ve imkansızlıklar karşılaştığımız siyasi, iktisadi ve her türlü zorluklarla boğuşa boğuşa azimli bir mücadele destanı ile yolları kat ederek 2009'dan 2019'a bu günlere geldik. Doğu Türkistan meselesinin hem yerelde hem uluslararası sahalarda önemli ölçüde gündemdeki yerini almaya başladığı süreç içerisinde davamızın bayraktarlığını daha ileriye taşıma gayretiyle meşruiyet içerisinde göğüs göğüse mücadele etmekteyiz ve Allah'a bundan hamd ve şükürlerimizi arz ediyoruz. Doğu Türkistan halkı şu an tarihin en sıkıntıları günlerini yaşamaktadır. Uzun süreli esaret ve halen devam eden baskı, sert yönetim tesiri altında neredeyse yok olma eşiğine gelindiği çok net bir şekilde görülmektedir. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da halkımıza yapılan Çin baskıları, Çince eğitim dayatması, kültür ve medeniyetimize çakılan kazıklar, din, inanç ve yaşama yapılan müdahaleler, tarihi eser miraslarımızın silip süpürülmesi, aile planlaması ve Çinli yerleşim siyasetiyle gerçekleşmekte olan büyük demografik değişiklik, mankurtlaştırmak veya yok etmek için Çin Nazi kamplarında mahkum edilen milyonlarca masum insanımız, Uygur ve Türkistan kimliğinin çok kısa bir zamanda yok olmasının işareti olarak görülmektedir. Doğu Türkistan halkının Çin'e karşı askeri açıdan karşılık verebilecek bir durumu olmadığı halde ellerinde silah olmayan çaresiz halkımıza karşı Çin'in başlattığı tek taraflı savaşta milyonlarca insan kamplarda ve dışarıda kalanlar da Çin'in sert ve zalimane icraatleriyle tamamen derdest edilmiş bir vaziyettedir. Zindanlarda ve kamplarda yüzlerce, belki binlerce insanımız tekli ve toplu tutuklamalar sonrası yargısız infaz, şiddet ve işkencelerle kıyıma tabi tutulmaktadır. Çin yakın geçmişte sayıları yüzleri aşan Uygur, Kazak, Kırgız olmak üzere toplumun önde gelen güzide şahsiyetlerini, dini alimlerimizi, akademisyenlerimizi, sanatçılarımızı, iş adamlarımızı ve bütün kesimlerde önde gelen şahsiyetleri tutuklayarak hapishanelerde polis karakollarında işkence ederek şehit etmiştir. Maalesef Doğu Türkistan halkını tamamen yok etme gayreti içerisinde olan Çin'in asrın en büyük insanlık dışı cinayetlerine karşı İslam Türk İslam kardeşliği adına, kan kardeşliği adına ve insanlık adına bu zulmü ve vahşeti dile getiren, kınayan mazlum halkımızı da teselli eden hiç kimse çıkmadı. BM İnsan Hakları Konseyi'nde Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kapatılması ile ilgili alınan karara imza atan 22 ülke içinde bir tek
İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının olmayışı bizleri derinden üzmüştür. Ne acıdır ki Doğu Türkistan halkının ne kadar büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu tasvir eden hazin tablo önünde tüm İslam alemi sessiz ve duyarsız bir şekilde donmuş olduğunu görüyoruz. Ayrıca Çin vatanımız Doğu Türkistan'ı büyük açık hapishaneye çevirdikten ve dış dünya ile olan irtibatını her yönden kestikten sonra hedefini muhacirettiki Doğu Türkistan toplumu ve mücadeleyi yürütmekte olan teşkilatlarımız üzerine yöneltmiştir. Çin bizleri dışarıda da sindirerek, sıkıştırarak, baskı uygulayarak yok etmeyi ve etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Muhacerette tesis etmek istediğimiz toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü dağıtmak ve teşkilatlarımızı itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmek için Çin'in başlattığı büyük operasyonları gittikçe yoğunlaşmaya başladı. Çin'in Doğu Türkistan'da ailelerimize, dost akrabalarımıza ve bütün halkımıza yönelik kesintisiz bir şekilde devam ettiği insanlık dışı icraat ve zulümleri karşısında İslam aleminin sessizliği, toplumumuzda çaresizlik, bitmişlik ve umutsuzluk, inancını kaybetmişlik psikolojisini yaratmaktadır. Bu sebeplerden dolayı günümüzde hızlı değişen dünya konjonktürü ve yeni dünya düzeninin şekillenmekte olduğu bir süreçte Çin'in ana vatanımızda Doğu Türkistan'da halkımıza ve dışarıda mücadelemize karşı dayattığı zorluklara bağlı gelişen gündeme göre önem arz eden konuları müzakere ederek strateji yol haritası belirlemek için vatanımızın ve milletimizin fiziki ve maddi manevi mevcudiyetini tehdit eden Çin soykırım politikalarının yarattığı vahim vaziyetimizin daha da kötüleşip koca milletin sonuna gelmemesi için daha çok geç olmadan Doğu Türkistan davasına gönül veren, şuurlu, azimli, inançlı, dirayetli, milli değerlere bağlı kişilerle ve gönüllü teşekkürlerle bir araya gelerek kendi durumumuzu toparlamak, iç ve dış tehditlere karşı savunma mekanizmamızı geliştirmek, Doğu Türkistan mücadelesinin bütün merhale ve alanlarını gözden geçirip uzun vadeli bir strateji geliştirmek ve Çin'in Doğu Türkistan halkını ve muhacirettiki mücadele veren teşkilatlarımızı etkisiz hale getirmek için başlattığı taarruz harekatı karşısında gerekli tedbirlerimizi ve birlik gücümüzü pekiştirmek için diaspora teşkilatlarının milli birliğin temelini oluşturacağını inandığımız iş bu Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na çağırmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle başladığımız Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası'na yaklaşık 18 ülkeden davet ettiğimiz bütün diaspora teşkilat liderleri, temsilcileri, dini alimlerimiz, akademisyenlerimiz ve aksakallarımız, kanaat önderlerimiz de şura aramızda bulunmaktadır. Şurada kapsamlı istişare ve müzakereler yapmayı planlamaktayız. Şuramızda yapılacak müzakerelerden, alınacak kararlardan ve atılacak adımlardan maksadımız fiili olarak Doğu Türkistan'daki zulmün bitmesi, halkımızın kendi ana vatanında gök bayrağın gök asumanda dalgalandığını, hür Doğu Türkistan'a kavuşması yönündeki istek ve arzuların gerçekleşmesidir. Bu çalışmalarımızın halkımıza ve diasporadaki teşkilatlarımıza çıkış yolu arayışında önemli mesafeyi kat ettireceğini umuyoruz. Bunun için hepinizin dua ve desteklerini temenni ederek konuşmamı bitiriyorum ve bize destek veren İHA İnsani Yardım Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, TGTV,
Zeytinburnu Belediyemiz ve birçok diğer ismini söyleyemediğimiz teşkilat ve şahslara, milletimiz adına ve buradaki kardeş cemiyet teşkilatlarımıza saygı ve selamlarımı, minnetlerimi iletiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Esselamu aleyküm.